Şimdi her bir soru için dört seçeneğimizin olduğu bir sınav düşünelim. A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği ve D seçeneği. Sınavı hazırlayanlar sınavların yapılmaya başlandığı zamandan beri doğru seçeneğin A, B, C ya da D olması olasılığının birbirine eşit olduğunu iddia ediyorlar. Bu da bu seçeneklerden birinin doğru olması olasılığının %25 olduğu anlamına gelir. Ancak biz bu durumdan şüphe duyuyoruz ve bir seçeneğin doğru olması olasılığının %25'ten yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bunu test edebilir miyiz? Tabii ki de. Hipotez testine sıfır ve karşıt hipotezleri belirleyerek başlayacağız. Sıfır hipotezinin doğru seçeneklerin dağılımlarının eşit olduğunu, ileri sürdüğünü not ediyorum. Bunu A, B, C ve D seçeneklerinin doğru olması olasılığının %25 olması olarak da düşünebiliriz. Bu durumda karşıt hipotezde dağılımların eşit olmadığını, evet bunu ileri süreceğiz. Peki, bu hipotez testini nasıl yapabiliriz? Daha önce de gördüğümüz gibi, öncelikle tüm olası durumları içeren bir popülasyonu örneklememiz gerekecek. Boyutu 100 olan bir örneklem aldığımızı düşünelim. n eşittir 100 yazıyorum. Buraya da elde ettiğimiz veriyi yazacağım. Bu seçenek sütunu olsun. Buraya beklenen değeri yazıyorum. Buraya da gerçek ya da gerçekleşen değeri. Bu tablonun ne işe yarayacağını anlamadıysanız endişe etmeyin. Az sonra anlayacaksınız. Dört farklı seçenek vardı değil mi? Bunlar A, B, C ve D. Hipotez testi yaparken sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızı unutmayın. Bu durumda A'nın doğru seçenek olmasının beklenen değeri yüzde 25'tir. Evet, 100 durumdan 25'inde A'nın, 25'inde B'nin, 25'inde C'nin ve 25'inde de D'nin doğru seçenek olmasını bekleriz. Öyle değil mi? Şimdi bir de buradaki yüz durumu incelediğimizi ve A'nın 20'sinde, B'nin 20'sinde, C'nin 25'inde ve D'nin de 35. Evet, 35 kere doğru seçenek olduğunu gördüğümüzü düşünelim. Bu sonuçları görünce D'nin sıklığının ya da frekansının daha yüksek olduğunu düşünmek mümkündür ama bu sadece bir örneklem ve sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul ettiğimizde rastgele seçilen bu durumlarda D'nin doğru olduğu durum sayısının bu denli yüksek olması da mümkün olabilir. Aslına bakarsanız hipotez testinin yaptığı da budur başka bir deyişle D'nin doğru olduğu durum sayısının bu kadar çok olmasının olasılığını ölçer. Bu olasılık belirli bir eşik değerinden küçükse sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul ederiz. Bahsettiğim eşik değerinin anlamlılık seviyesi olduğunu da hatırlıyor olmalısınız. Anlamlılık seviyesi hipotez testine başlanmadan belirlenir ve bizim de bunu %5 yani 0,05 olarak belirlediğimizi düşünelim. Bunu ya da bundan daha uç sayılabilecek bir sonucu elde etmenin olasılığı anlamlılık seviyesinden küçükse sıfır hipotezini reddedeceğiz. Buradan çıkarılabilecek ilginç sorulardan biri, bunu ya da bundan daha uç sayılabilecek bir sonucu elde etmenin olasılığı nasıl hesaplanabilir sorusudur. İşte bu noktada sizi yeni bir istatistikle tanıştırmak istiyorum. Bu istatistiği temsil eden Yunan harfinin de birçoğunuz için yeni olacağını düşünüyorum. Bu harf Yunan alfabesinden büyük ki harfidir. Evet, x'e benzediğini düşünüyorsanız çok haklısınız. Ancak bunun şurası x'ten daha kıvrımlı. Görüyorsunuz değil mi? Bu ki harfi, x değil. Anlaştık mı? Temsil ettiği istatistiğin adı da ki kare. Ki kare gerçekleşen değer ile beklenen değer arasındaki farkı alarak bunu rakamsal olarak ifade etmemizi sağlar. Ki kare dağılımı ya da dağılımları demeliyim, son derece özenli bir şekilde incelenmiş dağılımlardır ve bize bunun gibi ya da bundan daha uç sayılabilecek sonuçlar elde etmemizin olasılığını verirler bu olasılık az önce de söylediğim gibi eğer anlamlılık seviyesinden küçükse sıfır hipotezini reddeder ve karşıt hipotezi kabul ederiz İsterseniz şimdi de ki karenin nasıl hesaplandığına değinelim. Aslına bakarsanız son derece kolay. Elimizdeki her bir kategorinin ki mesela bu örnekte elimizdeki kategoriler sınavdaki seçenekler, bu seçeneklerin her biri için gerçekleşen ve beklenen arasındaki farkın karesini alacağız. Bunu beklenen değeri bölüp her bir seçenek için elde ettiğimiz sonuçları birbiri ile toplayacağız. Hadi o zaman A seçeneğiyle başlayalım. 20 eksi 25'in karesi bölü 25 artı 20 eksi 25'in karesi bölü beklenen değer yani 25 C seçeneğine geldik artı 25 eksi 25'in karesi değil mi evet bölü 25 ve son olarak artı 35 eksi 25'in karesi bölü 25 hadi bunu hesaplayalım Eksi 5'in karesi 25'tir, burası da 25 edecek, burası 0, burası ise 35 eksi 25 10, 10'un karesi de 100'dür. Buradan 1 gelir, buradan da artı 1, 2 etti, bu 0, bu da 4. Sonuç yani bu örneğin 2 kare istatistiği 6'ya eşitmiş. Bu arada sonucun her zaman bu kadar düzgün bir sayı olacağını da düşünmenizi istemem. Peki şimdi ne yapacağız? Bunu kullanarak ki kare dağılımını inceleyeceğiz. Bunun için serbestlik derecesine de ihtiyacımız var ve bu ki kare istatistiğini ya da bundan büyük bir iki kare istatistiğini elde etmenin olasılığını bulacağız. Ki kare dağılımının neye benzediğini de hemen göstereyim. Bunlar farklı serbestlik derecesine sahip ki kare dağılımları. Serbestlik derecesini bulmak için de elinizde kaç kategori olduğuna bakmalısınız. Mesela burada 4 kategorimiz var. Bundan bir çıkaracağız ve 3 elde edeceğiz. Mantığını da anlatmamı isterseniz bakın. Elimizdeki A, B ve C'lerin kaçer tane olduklarını ya da oranlarını bilirsek d'lerin sayısını bulabiliriz öyle değil mi? Serbestlik derecesinin 4 eksi 1'den 3 olarak hesaplanmasının arkasında yatan mantık bu. O halde buraya da not ediyorum, serbestlik derecesi 3'tür. Şimdi grafiğe bakalım, k eşittir 3'e yani açık mavi dağılıma bakacağız değil mi? Evet, üzerinden geçiyorum, serbestlik derecesi 3 olan 2 kare dağılımına odaklanmamız lazım. Buradan 6'ya eşit ya da 6'dan büyük bir 2 kare istatistiği elde etmenin olasılığının ne olduğunu bulacağız. Bu alanı da boyu yayım. Evet işte burada. Bunu hesap makinesi ile ya da size verilen tabloları kullanarak yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. İşte 1 2 kare tablosu. Serbestlik derecesi 3'tü. 4 seçenek vardı. Bundan 1 çıkardık ve 3 elde ettik. Bulduğumuz 2 kare değeri de 6'ydı bu değer yani 6,25'e eşit ya da bundan büyük bir iki kare istatistiği elde etmenin olasılığının %10 olduğunu gösteriyor. Şimdi grafiğe geri dönelim. Tabloyu kullanarak bu alanın 6,25'e ya da büyük alanın %10'a eşit olduğunu bulduk. Burası eğer %10'sa 6'ya eşit ya da 6'dan büyük bir iki kare istatistiği elde etmenin olasılığı da %10'dan büyük olur. Bu aynı zamanda bizim p değerimizdir. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda bulduğumuz olasılık olan %10 anlamlılık seviyesinin oldukça üzerinde. Bu yüzden de sıfır hipotezini reddedemeyeceğiz. Başka bir deyişle örneklememizdeki D seçeneklerinin oranı diğerlerinin üzerinde olmasına rağmen bunun gibi ya da bundan daha uç bir sonuç elde etmemizin olasılığı %10'dan çok az büyüktür.